Mıstık Fenci YouTube kanalından herkese merhaba. Takipçilerimden gelen sorularla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Nakille ilgili tüm sorulara cevaplar vereceğim. İlk önce nakille ilgili tekrar tarihleri bir göstereyim. Birinci nakil dönemi 29 Temmuz 2 Ağustos açıklanma. 5 Ağustos, ikinci nakil dönemi 5-8 Ağustos, Sonuç ilanı 10 Ağustos. Yerleşen öğrencilerde herhangi bir kısıtlama yok. Sadece merkezi yapabilir, sadece yerel yapabilir, kayıt alanından, kayıt alanı dışından tercih yapabilir. Fakat yerleşemeyen öğrenciler için farklılık var. Yerleşemeyen öğrenciler öncelikle yerel tercih yapmalı. Yerel tercihlerinde de kayıt alanından iki adet yazıp sonra üçüncü tercihini farklı yapabilir. Ee, en fazla iki tane aynı tür okul yazabiliyor. Yerleşemeyen öğrenciler merkezi yapacaksa önce yerel yapacak, sonra merkezi yapacak. Fakat yerleşen öğrencilerde herhangi bir kısıtlama yok. Sorulara geçelim. Okulların taban puanına nereden nasıl bakılır? E-okul ana sayfasından bakılır arkadaşlar. Şu an uygulamalı olarak göstereceğim E-okul ana sayfasından nasıl bakılacağını. Google'a e-okul map go.tr yazdığımızda şöyle bir sayfa açılıyor. Aşağı doğru çektiğimizde bakın 2019 merkezi yerleştirme ve yerar yerleştirme taban puan ve boş kontenjan bilgileri diyor kırmızı. Burada merkezi yerleştirmeyi tıklayalım ilk önce. Merkezi yerleştirmeyi tıkladığımızda FEN ve Anadolu Lisesi'ni seçelim. İstanbul seçelim. Nereyi seçelim herhangi bir yer olarak? Mesela Üsküdar'ı seçelim. Listele dediğimizde en son kaç puanla aldığını görebiliyorsunuz. Kontenjanları görebiliyorsunuz. Boş kontenjanları görüyorsunuz. Fakat burada gördüğünüz gibi hepsi boş sıfır gözüküyor. Bunun nedeni henüz özel okula ve diğer okullara nakil gidenlerin olmadığından dolayı buradan özel okullara gidenler olduğunda bu sayı artacaktır, boş kontenjan oluşacaktır veya diğer okullara birinci nakil dönemi sonucunda diğer okullara nakil giden öğrenciler olduğunda burada kontenjan artacaktır. Peki yerel yerleştirmeye şuradan yerel yerleştirmeyi tıkladığımızda burada öğrencinin TC kimlik numarasını, okul numarasını girdikten sonra il ilçe seçelim Hatay, Defne, Anadolu Lisesi kayıt alanımdaki okullar dediğimde kayıt alanımızdaki okulların boş kontenjanları çıkıyor. Burada baktığınızda kayıt alanında kaç tane okul olduğu ve boş kontenjanlarını görebiliyorsunuz. Burada okulun özelliğine bakmak istiyorsak şuradaki sarı soru işaretine tıkladığımızda yerel Durumunuz kayıt alanında OBP puanları ve birinci yerleştirmede son yerleşen öğrencinin kaç puanla yerleştiği gözükmekte. Buraya baktığınız zaman en son yerleşen öğrencinin kaç puanla yerleştiğini görebiliyorsunuz. Birinci yerleştirmeye göre buradaki çocuğun ...kaç puanla yerleştiğini görebilirsiniz. Yani şuradaki soru işaretini tıkladığımızda o okulun kaç puanla kapattığını görebiliyoruz. Takipçilerden gelen sorulara de devam edelim. Nakille ilgili sorular. Birinci soru okulların taban puanları nereden nasıl bakılır? E-okul ana sayfasından biraz önce uygulamalı gösterdiğim gibi kontenjanlara nasıl bakılır? Kontenjanlar sıfır gösteriyorsa ne yapmalıyım? Yine e okul ana sayfasından kontenjanlara bakabilirsiniz. Sıfır göstermesi şu an için tabii ki sıfır gösterecek. Özel okullara ve diğer okullara nakil geçişleri henüz olmadığı için. Nakil istersem kaydıma ne olur? Nakliniz çıkarsa yeni okula kayıt yaptırmış olursunuz. Çıkmazsa önceki yerleştiğiniz okulda kaydınız devam eder. Herhangi bir şey olmaz. Nakil Naklim çıkarsa önceki okuldaki kaydıma ne olur? sadece önceki okulunuzdaki vazgeçmişsinizdir. Yeni okula kaydınız otomatik olarak yapılmıştır. Çıkmazsa da eski okulunda kaydınız devam edecektir. Merkezi yerleştirmede tercihte yazmadığımız e, okulu nakilde yazabilir miyiz? Tabii ki yazabilirsiniz. 3 adet merkezi yerleştirmede e, nakil hakkınız var. 3 okul yazma hakkınız var. Üçünde de önceki yazmadığınızı yazabilirsiniz. Yazdıklarınızı da yazabilirsiniz. Öyle bir kısıtlama yok. Sorulara devam edelim sizlerden gelen sorulara. Kaç puan düşer? Arkadaşlar, o okuldan özel okula giden ve diğer okullara nakil giden öğrenci sayısına göre değişir. Fakat bir geçen yıl birkaç puan düştüğü e, oluyordu, arttığı da oluyordu. Fakat genelde düşüyor. Nakil yaparsam ve gelmezse önceki yerleştiğim okuldan kaydım silinir mi? Hayır, silinmez. O kaydınız baki'dir. Herhangi bir şey olmaz. Yerelle yerleşmiş biri sadece merkezi sınavla tercih yapabilir mi? Evet, eğer yerleşmişse yapabilir. Fakat yerleşmemişse hem yerel hem önce yerel yapıp sonra merkezi yapmak zorunda. Hocam nakı, nakli nasıl isteyeceğiz? Okulunuzdan veya Türkiye'deki herhangi bir ortaokulundan nakil isteyebilirsiniz. Nakil tercihinde bulunursam ve çıkmazsa ilk kazandığım okula gidebilir miyim? Tabii ki gidebilirsiniz. Herhangi bir hak kaybı yaşamazsınız nakillerde. Kontenjanı sıfır olan bir yeri yazabilir miyiz? Yazarsak ne olur? Tabii ki yazabilirsiniz. Kontenjan olmak zorunda değil, yazabilirsiniz. Ya, e, yazarsanız bir şey olmaz. E, fakat şansın kontenjanlı bir yere göre daha az olur. Kimler başvurabilir? Arkadaşlar yerleşen, yerleşemeyen herkes başvurabilir. Naklim çıkan okula kaydımı nasıl yaparım? Arkadaşlar kayıtlarınız otomatik olarak yapılacak. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Nakliniz çıktı okula. 9 Eylül sabah. Okulunuza gidersiniz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bir tercih yapabilir miyim? Tabii ki en az bir, en az en fazla üç tercih yapabiliyorsunuz. Bu tercihlerinizde bir tane de sadece bir tane de iki tane de yapabilirsiniz. Başka bir ilte veya ilçede tercih yapabilir miyim? Tabii Türkiye'deki bütün okullarda, ortaokullarda tercih yapabilirsiniz. Nakil sonucunda bir yere yerleşmesem ne olacak? Arkadaşlar iki nakil sonucunda da bir yere yerleşmezseniz 19-23 Ağustos'ta İl ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce oluşacak kayıt komisyonu sizi bir okula yerleştirecektir. Hiç kimse okulsuz kalmayacak arkadaşlar. Herkes bir okula yerleşecek. Arkadaşlar yine videonun altına sorularınızı yazarsanız ben sorularınıza cevap vereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın arkadaşlar.